Bir arkadaşımızın vasıtasıyla karavan aldık ve direkt o ilk karavanla Yunanistan'a gittik. Yurt dışına. Aa, yani hiç tecrübe etmediğimiz bir şeyi direkt yurt dışında başladık. Yani kampta geçirdiğim bir gece, bilmiyorum otelde herhalde geçireceğin 10 geceye bedel olabilir. Bambaşka bir dünya. Karavan çok başka. Gezen bir eviniz var. Nerede yatacaksınız, uyuyacaksınız düşünmüyorsunuz. Öyle bir derdiniz. Her yer sizin oldu. Ya bir de çadırdan sonra karavana geçmek, ya bir sanki bir üst seviyeye geçmiş gibi çok lüks geldi bize. Şöminenin üst kısmında, şu anda göremediğimiz üst kısmında bir hazne var. Su dolu bir hazne. Şöminenin sıcaklığında bu hazne ısınıyor. Belli bir dereceye geldiği zaman sirkülasyon pompasıyla içindeki sıcak su peteklerde dolaşıyor ve evin her tarafını ısıtıyor. Dedik ki neden olmasın? Bir köy, bizim de bir köyümüz olsun. Buradan yola çıktık ve şu an bir köydeyiz. Teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Evet arkadaşlar, şimdi Dikris Hanım ve Mustafa Bey'in evine geldik. Öncelikle evi gezeceğiz, daha sonra röportajımızı yapacağız. Evet. Daha önce Dikris Hanım ve Mustafa Bey İstanbul'da yaşıyorlardı. Karavan yaşamları vardı. Evet. Ve daha sonra bir köy evi ihtiyacı ortaya çıktı. Evet. Şimdi de Çanakkale'nin bir köyünde bir köy evi yaptılar ve bu köy evini sizlere göstereceğiz, gezeceğiz. Daha sonra da yayınımıza, sorularımıza başlayacağız arkadaşlar. Buyurun. Şöyle girişten göstereyim. Çok da güzel, çok sıcak bir eviniz var. Teşekkür ederiz, sağ olun. Aa, çok güzel, mutfağınız çok güzel olmuş. Evet, burası mutfak kısmı, açık mutfak yaptık. Böylece salonda otururken beraber olabiliyoruz. Yüksek tavan hayalimiz vardı bizim. Böyle biraz yüksekçe bir ev oldu. Yaklaşık 80 metrekarelik bir evdi. 80 metrekarelik bir ev olduğu için bakın mutfak dolapları böyle beyaz yapılmış. Tavanı yüksek yapılmış. Çok güzel. Şurada bir yemek masası var. Karşıda şöminesi var. Camları ışıklandırma için çok güzel, geniş tutulmuş. Evet, aydınlık için. Çok aydınlık, güzel bir ev. Şurayı öncelikle göstereyim. Bakın şurada şöminesi var. Şöminesi çok güzel. Yeni ev yapacak birileri olursa onlara da örnek olur bunlar. Özellikle şömineyi, sulu şömine tavsiye ediyoruz. Değil mi? Odalarda kaloriferle ısınıyor. Evet. Tetekler var. Sulu şömine diye tabir ediliyor. Şöminenin üst kısmında, şu anda göremediğimiz üst kısmında bir hazne var. Su dolu bir hazne. Şöminenin sıcaklığında bu hazne ısınıyor. Belli bir dereceye geldiği zaman sirkülasyon pompasıyla içindeki sıcak su peteklerde dolaşıyor ve evin her tarafını ısıtıyor. Evet arkadaşlar. Bakın, ısınma sistemimiz bu şekilde. Şöyle bir yaptığımızda. Kalorifer var. Arka odalarda da aynı şekilde kalorifer var. Bütün ev kaloriferle ısınıyor. Şimdi odaları göstermeyeceğim ama 2+1 ev. Şurada 2 odası var. Burası da tuvalet, banyosu. Göstereyim mi buraları? Şöyle. Bakın banyosu. Çok güzel dizayn edilmiş. Burada da yatak odaları var. Şuradan da bir göstereyim. Bakın yüksek tavanlı. Çok güzel dizayn edilmiş. Çok güzel yapılmış. Vallahi evinize bayıldım. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ama sizin eviniz de çok güzel. Yani çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bizim de böyle yüksek tavanlı. Yani daha ferah oluyor değil mi? Yüksek ferah tavanlı oluyor. Olması. Aydınlık oluyor. Gerçekten çok rahat bir his veriyor. Tek katlı ev hayali olanlara özellikle tavsiye ederim. Yüksek tavan yapsınlar. Tek bir sorunu var.
örümcek ağlarını biraz zor temizliyorsunuz. O da bir... bir uzatma. Mustafa nasıl temizliyor söyleyeyim size. Bir kamışı var. Olta kamışı. Oltası var. Onu uzatıp böyle besürüp arada örümcek ağlarını alıyoruz. Tek kusuru o. O kadar. O kadar da olsun. Işıklandırmaları da çok güzel yapmışsınız. Böyle sıcak renkler var. Evet, ışıklandırmalar bizim Mustafa'nın kendi tercihimiz. Bizim el emeğimiz. Siz kendiniz mi yaptınız? Evet, kendim yaptım. Şöyle bir dizaynı, şöyle bir güzelliği gördüklerinde diyorlar ki bunların parası var, bunların ekonomik durumu iyi. Evet. Onlar zaten yaparlar. Yok. Siz buna ne demek istiyorsunuz? Yani böyle bir anlayış var. Tabii ki parası olan insan için yapılabilir. Ama olmayan insanlar da yapabilir. Bir anda yapılacak diye bir şey yok. Parti parti yapılabilir. Alınacaklar parti parti alınabilir. Yani yapılır. Ben size kendimizden örnek vereyim. Yani biz bu şömineyi yaparken önce şömineyi yaptık. Sonra paramız oldukça çatıyı kaplattırdık. Bu çatı lambri değildi daha önce. Açıktı. Lambrisini yaptık. Hatta daha da şeyini diyeyim. Bu masamız bizim İstanbul'dan. Masa sandalye. Mesela hepsini bir alamadık. İki tane sandalyeyi almıştık. Sonra iki ay sonra bir iki sandalye daha aldık. İki üç ay sonra bir iki sandalye daha aldık derken altı sandalyeyi bu şekilde tamamladık. Yani öyle her şey bir seferde yapılmıştı. Her şey bir seferde, evet, olmasına gerek yok. Kızım hayat çok uzun. Kısım kısım yapılabilir. Ya hayalleri varsa imkanlar dahilinde hayallerini gerçekleştirmek için yani onları bölerek yapsınlar çok daha kolay oluyor. Yani bu gibi imkanlı, kısıtlı olan insanlar böyle evin bütün aşamalarında yaparken de kendileri yaparlarsa, anahtar teslimi bir şeyler istemezlerse firmalardan, evet, böyle evler yapmak çünkü çok zor değil, değil mi? Şu anda anahtar teslim fiyatları o kadar yüksek ki insan o fiyatı duyduğu an hayalinden vazgeçiyor. Değil mi? Aslında o kadar hemen çabuk vazgeçmesinler, yapılabilir şeyler. Şimdi evin bahçesini bir gezelim. Öncelikle karavanı gösterelim. Tabii. Daha sonra sohbetimize başlarız. Tabii ki. Şöyle dışarıdan, şuradan çıkalım. Şuradan çıkalım. Tamam. Evet. Burada motosikletlerimiz, burada karavanımız. Evet. Hep birlikte yaşıyoruz. Şu anda birçok insanın hayal ettiği mesela karavancılık, kamp hayatı, evet, işte köy hayatı. Aslında her şey bu ailemizde var. Her şeye sahip olmuşlar ama zamanında yapmışlar. Yani çok parası olduğu için değil arkadaşlar. Zamanında bir şeyleri erken fark edip ve pratiğe döktükleri için bunu daha hızlı bir şekilde yapmışlar. Şimdi müsaitseniz, tabii, buyurun, geleyim. Şöyle karavanımızı gösterelim. Şöyle bir karavanımız var. Aa, çok güzel. Merhaba, buyurun. Küçük küçük evimiz. Evet, burada da tatillerinizde, gezilerinizde, evet, çok önemli bir şey değil i̇şte mi? İşte burada yaşıyoruz. 10 metrekare. Belki daha bile azdır. Burada bir masamız var. Oturma grubu oluyor burası. Burası bizim mutfağımız. Bu da lavabomuz. Evet. Şöyle. Yatak odamız. Oraları da gösterebilir miyim? Tabii ki. Şurada buzdolabımız var. Aa, ben şöyle giriyorum ama. Girin, girin. Şu tarafa girin. Şu, bu buzdolabımız. Şurada bir uzun dolabımız var. Erzaklarımızı koyuyoruz içine. Hatta size çekmece düzenini de göstereyim. Hı-hı. Normalde yolda giderken şey olmasın, sallantıdan etkilenmesin diye baharatlarımız bu şekilde. Aa, çok güzel. Şöyle göstereyim o zaman tuvaleti, banyoyu. Siz açın isterseniz. Hı-hı. Bak, şurada çift kişilik bir yatak var. Burada buzdolabı göstermiştik zaten. Şurada da, evet, tuvalet, banyo kısmı. Şöyle kısaca karavanı gösterdik. Karavanla ilgili sorularımız olacak zaten. Onları da röportajımızda soracağız. Şimdi bahçeye geçelim. Evet, buyurun. Evet, şimdi evin bahçesine, evet, gidiyoruz. Bunu Mustafa yaptı. Aa, çok iyiymiş bu ya.
Bakın arkadaşlar. El emeği. Köy evi yaptığınızda böyle bir odunluk, odunluk mutlaka yapın. Çok güzel olmuş ya. Evet. Bir de bunu da kendisi yaptı. İşte köyde sıkılıyor musunuz diye soranlara cevabımız olsun. Biz böyle şeylerle uğraşıyoruz. Vallahi çok güzel. Burası verandamız. Veranda. Burada da bahçe kısmı. Evet, bahçemiz. Evet. Tabii kış ayında olduğumuz için daha sebzeler yetiştirilmemiş. Evet. Ama yazın ya da baharda daha farklıdır. Şu anda bile çok güzel gözüküyor. Şöyle de bir manzaraya bakıyor. Kaz Dağları manzaralı. Toprağın kaç metrekareydi evinizin bulunduğu yer? 360 metrekare. Evet, 360 metrekare arsa evet. İçerisinde 80 metrekare. Ev ama 40 metrekare de verandası. Yani 120 metrekarelik bir tabanı var. Hı hı. 80 metrekaresi ev 2+1. Evet. Şimdi içeri geçiyoruz. Hava biraz serin arkadaşlar. Evet, buyurun. Onun için içeride röportajımızı yapacağız. Şöyle bir alanda röportajımızı yapacağız. Çok da güzel, sıcak bir yer. Kaz Dağları'nda, Çanakkale'de bir köyde Dikris Hanım ve eşi Mustafa Bey ile birlikteyiz. Onların köye göç hikayesini dinleyeceğiz. Şimdi hazırsanız sorularımıza geçiyoruz. Tabii. Öncelikle kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Adım Dikris. Doğma büyüme İstanbul'luyum. Özel bir bankada genel müdür asistanlığı yaptım. 11 ay kadar önce de emekli olup köye yerleştik. Gönlümde hep kamp, karavan, motosiklet, doğa hayranlığı oldu. Yıllarca motosiklet kullandım. Yurt dışı, yurt içi seyahatlerim oldu. Şimdi de köy hayatını deneyimlemek için buradayız. Mustafa Bey'i de tanıyalım. Merhabalar, adım Mustafa. 62 doğumluyum. İstanbul'da doğdum. İş hayatımda konstrüksiyon, kaynak üzerine, kaplama üzerine ve en son elektrik piyasasındaki işlerle uğraştım. Emekli olduktan sonra köy hayatını tercih ettim. Bu zaman zarfında hobilerimden balık tutmak, motosiklet kullanmak olarak sayabiliriz. Onun harici gezmeyi çok seviyorum. Son zamanlarda bir karavan hayatını da denemiş olduk. Şimdi köydeyiz işte. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi aslında dededen, atadan beri İstanbullu olduğunuzu söylemiştiniz. Evet. Geçmişte biraz önceki konuşmamızda şey demiştiniz. Hani herkes köyüne gidiyor, köyden bir şeyler evet, getiriyorlar. Evet, evet. Aynen ama öyle. Bizim köyümüz yoktu. Doğru söylüyorsunuz. Böyle bir şey içimizde sürekli vardı. Hani bir köyümüz olsun istiyorduk. Evet, evet. Bu bayramlarda, seyranlarda bir tatil anlayışı doğdu. Herkes bir yere gidiyor. Biz de işte bir yerlere gitme arifesine giriyoruz. Bu aralarda etrafımızdaki insanlardan duyduğumuz şeyler hep işte biz köyümüze gidiyoruz, şuraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Allah Allah, bir eksiklik var. Bizde köy yok, köyümüz yok. Dedik ki neden olmasın? Bir köy, bizim de bir köyümüz olsun. Buradan yola çıktık ve şu an bir köydeyiz. Evet. Şimdi köy hayatından önce, köy yaşamını deneyimlemeden önce bir motosiklet grubu içerisinde yer aldığınızı, evet, kamp yaptığınızı, karavanla gezdiğinizi anlattınız. Nasıl karavancılığa başladınız? O kısımlarda sizden öncelikle alalım. Asıl karavancılık öncesi bir çadır dönemimiz oldu. Çadırcıydık biz. Çadır kampı, evet. Evet. Hı hı. Motosikletimizin arkasına çadırımızı, sandalyelerimizi bağlayıp hafta sonu gezilere gidiyorduk, kamplara gidiyorduk. Uzun yıllar bunu bu şekilde devam ettirdik. Daha sonra ailemize bir köpek katıldı, gece katıldı. Geceyi edindikten sonra da artık motosiklet bize yetmemeye başladı. Çünkü geceyi de yanımızda kampa götürmek istedik ve bir karavan edindik. Ve şu böylece, anda zannedersem bizi anladı. Şu an gece diyorum da duydu, onun için havlıyor. Dikris'in de dediği gibi bir köpek edindik. Tabii o zaman düşünemedik, bu köpek çok büyüyecek, işte taşınmaz hale gelecek falan.
Zamanla bunu gördük. Baktık ki motorda taşıyamıyoruz. Hatta motosikletin arkasına bir römork yaptırıp orada onu da beraber bizle birlikte gezilerimize götürmeyi düşünüyorduk. Fakat sonra düşündüm ki hayvana eziyet olmasın römorkte. Arkadan rüzgar yiyecek, motorun egzoz gazını yiyecek. Bunun üzerine bir karavan olur mu diye bir yola çıktık. Bir denemesini yaptık önce. Sonra baktık ki tam bize göre bir hayat. Ama çadır hayatından... Ben burada araya gireceğim. Denemesini şöyle yaptık. Bir arkadaşımızın vasıtasıyla karavan aldık ve direkt o ilk karavanla Yunanistan'a gittik. Yurt dışına. Yurt dışına. Aa, yani hiç tecrübe etmediğimiz bir şeyi direkt yurt dışında başladık. Gene motosikletimizi götürdük yanımızda. Evet, arkasına da motosikletimizi yükleyerek. Öyle bir imkanımız vardı. Yani baktık bu hayat tam bize göre. Karavanı nasıl aldınız? Hazır bir karavan mıydı? Yoksa kendiniz mi yaptınız? Nasıldı? Değil. 15 metreküp bir panel van aldık. Daha ikinci el. Daha önce bir pazarcının aracıymış. Perde satıyormuş. Çok temiz bir araçtı. Onu aldık ve burada İstanbul'da bir karavan firmasına içini yaptırdık. Ve böylece biz karavan hayatına geçmiş olduk. Çünkü karavanlar çok pahalı olduğu için şimdi kimi insanlar şu anki günümüz itibariyle diyeyim çok pahalı bir hale geldi ama sizin yapmış olduğunuz gibi böyle bir ikinci el bir aracı alıp aslında kendinizi de karavana çevirebilir. Ondan sonra bazı insanlar kendileri yapıyor içini. Yani eli yatkın olan, biraz marangozluktan anlayanlar içini kendileri yapıyorlar. Bizim o kadar ne yerimiz vardı ne de bilgimiz vardı. Bunun için karavan imalatı yapan firmaları başladık araştırmaya. Birkaç firmaya gittik. Bunlardan uygun olan bir tanesinde anlaştık. Bütçemize uygun olan bir firmayla anlaştık ve aracı teslim ettik. 3 ay gibi. 3 ay gibi bir sürede. Sürede karavan bitti. Tabii biz heyecanlıyız. Her hafta sonu firmaya gidiyoruz. Sabahtan akşama kadar oradayız. Kahvaltıda gidiyoruz. Akşam onlarla birlikte kapatıp eve gidiyorduk. Sonra bitti. Bitince tabii bambaşka bir dünya. Karavan çok başka. Gezen bir eviniz var. Nerede yatacaksınız, uyuyacaksınız. Düşünmüyorsunuz. Öyle bir derdiniz. Her yer sizin oldu. Ya bir de çadırdan sonra karavana geçmek ya bir sanki bir üst seviyeye geçmiş gibi çok lüks geldi bize. Evet. Tabii çadır kurmak, bir anda toplamak. Çadır kurmak yok. Yağmuru var, yok. Rüzgarı var. Hava şartları değişken. Bir de sürekli çadırı kurmak için uğraş. Tabii. Bunda öyle bir derdim yok. Hani bir kere kuruldun mu tamam. Kontağı kapatıyorsun. Arkaya geçip yatıyorsun. Evet. Çok konforlu. Isınmayı nasıl sağlıyordunuz karavanda? Karavanda şöyle Webasto dediğimiz bir cihaz var. Mazotla çalışan. Sıcak hava üfleye. Bunu istediğiniz dereceye ayarlıyorsunuz. O şekilde kısa bir sürede hemen karavanın içine çok gibi yakıt harcıyor mu? Yani bu dediğiniz hayır, sistem. Hayır. Şöyle diyeyim size. Yani saatte 100-150 gram gibi düşünelim. İşte 24 saatte 1 litre, 1.2 litre çok mazot yakıyor. Bu da hava şartlarına göre. Tabii kışın daha yüksek yakışı var. Havanın değişken olduğu yerlerde daha farklı yakıyor. Isındığı zaman kendi zaten beklemeye geçiyor karavan için. Soğumaya başladığı zaman tekrar ateşliyor. Evdeki bir kombi gibi. Çok düşünmüş. Genelde çok sorulan bir soru bu. Yani üşüyor musunuz? Çünkü herkes araç içi gibi düşünüyor. Yani aracı nasıl ilk sabah arabaya girdiğinizde buz gibi olur. Isınana kadar üşürsünüz. Bizim karavanın yalıtımı ve bu Webasto dediğimiz ısıtıcı gayet yeterli. Normal ev konforunda uyuyabiliyoruz. Yani geceyi geçirebiliyoruz. En çok merak edilen çünkü ısınma. Şimdi ev deyince önce tabii ısınma problemi. Evet. İşte duş alma, sıcak suyu nasıl sağlıyorsunuz? O da çok önemli. Evet. Karavanda mesela. Şimdi karavanda şöyle, biz çadır döneminde sıcak su ihtiyacını ben şöyle çözdüm. Tüpte veya ateşte ısıttığımız suyu bir damacanaya dolduruyoruz. Ufak bir dalgıç pompası vasıtasıyla duşumuzu alıyorduk. Çok basit bir sistem. Karavanda bu sistem biraz pahalıya geliyor. Mazotlu da bu sistem var. Tüple çalışan bir sistem de var. Biz bunu karavanı yaptırdığımız zaman tercih etmedik. Çünkü genelde yazın kullanacağımızı düşünüyorduk karavanı. Kış kampı yapacağımızı hiç düşünmedik.
Onun için yazında zaten karavanda değil dışarıda duşunu alıyorsun hemen. Denizden çıkıyorsun. Soğuk suyla alabiliyorsun. Sıcak gerekirse de anlattığım gibi ısıtıp suyu o şekilde yapabiliyorduk. Kış kamplarına da gitmeye başladık. Baktık evet yıkanmak gerektiği zaman biz dedik bu aynı sistemi karavanın içinde de yapabiliriz. Suyumuzu gene ısıttık. Gene dalgıç pompasıyla banyomuzu gayet güzel yaptık. Evet. Ama bunun esas şeyi farklı sistemleri var. Isıtmanın, sıcak suyun farklı sistemleri var. Karavanda kaldığınız süre içerisinde nereleri görme fırsatı elde ettiniz? Şimdi karavanı aldıktan sonra yakın yerlerle başladık ki karavanı bir tanıyalım. Yani kullanacağımız şeyler, elektriğimiz yeter mi, suyumuz yeter mi? Su çok önemli. Çünkü bunu zaten başta yaptırırken 300 litre gibi bir temiz su tankımız tercih ettik ki yani en azından bir haftaya yakın bir süre dışarıda su bulamazsak da suyla idare edelim. Onun harici yakın yerleri tercih etmemiz eksikler neler? Bunları bir görelim. İşte karavan gruplarına girmeye başladık. Onlarla paylaşmaya başladık. Bazı bizden daha tecrübeli karavancılarla yaşadıkları, ne gerekiyor, neler bulundurmamız gerekiyor, yedek ne olması lazım. Mesela ben şöyle bir şey yaşadım ki bir arkadaşımızın hediyesidir o biliyorsun. Akümüz bitti. Bu araç ağır, vurdurulacak veyahut da etrafında bir takviye alacak bir şey olmadığı zaman çalıştırılabilmesi mümkün olması lazım. Tesadüf yurt dışından bir arkadaşımız bize bir powerbank kadar bir cihaz getirmişti. Bununla biz bir denememizi yaptık ki harika bir şey yani. O zaman için bizi kurtarmıştı. Onu motosikletimizde de kullandık, aracımızda da kullandık. Başka araçlarda da kullandık böyle ihtiyacı olan araçlarda. Böyle bir deneyimimiz oldu mesela. Onu hiç unutamam. Onun harici ilk şeyde kampta yılbaşı için gittiğimizde denge takozlarımız yok. Öyle bir şey bilmiyoruz ki. Karavan aldık ama yer eğimli. Karavanı düze getirmemiz lazım içeride rahat yatabilmemiz için. Denge takozları baktım millet koyuyor tekerleklere, düzeltiyorlar aracı. Biz hatta ilk gece yamuk yaptık. Yani ama bize kimse söylemedi. Aracı sen eğer eğimli bir yere park ediyorsan yatak da eğimli. Ben devamlı böyle yuvarlanıyorum Mustafa'nın üstüne doğru. Yani hiç rahat yatamadım yani. Bunun bir çaresi olması lazım. İşte o zaman gördük bütün karavancılarda denge takozları var. Arabanın eğimine göre o denge takozlarını yani teraziye alıyorlar. Tabii. Evet. Tabii. Hatta onun bir aplikasyonu var. Cep telefonunda balans ayarı var. Cep telefonunu tezgahın üstüne koyuyorsun karavanın üstünde. Sen onu su ayarlıyorsun. Gibi, su terazisi gibi dengeye bir dengeyi getiriyor. Hayatta sen rahat yatıyorsun. Bir bardağa bir tek su koyup. Bardağa koyup. Oradan ama da bir tek yatak terazide. İçin de değil. Yani karavanda lavabo gideri tek tarafta. Eğer sen yanlış eğimde koyarsan su birikiyor içinde. Yani su akıp gitmiyor. Yani sabit bir evin yok. Sonuçta hareketli bir şey karavan. Ya biz bunlarla tabii tecrübe ederek öğrendik. Yani bunları bir arkadaşımızdan direkt öğrenemedik. Yani çünkü etrafımızda karavancı arkadaşımız yoktu. Biz bunu ilk yapanlardan biriydik. Yani çok keyifli bir dönemdi. Tecrübe ede yavaş yavaş öğrendik. Kaldığımız yerde herkes elektrik alıyor. Biz elektrik alacağız. Yok ki uzatma kablomuz. Nasıl alacağız? 10-15 metre mesafemiz var elektrik alabileceğimiz şebekeye. Vay dedik ya uzatma kablosu lazım. Neyse işte bu karavancılık da çok güzel bir şey. Arkadaş da yanımızdaki arkadaş da bende vardı size vereyim dedi. Verdi kablo. Hemen biz tabii eksiklerini not ediyoruz. Uzatma kablosu lazım. İşte üçlü priz lazım, dağıtıcı lazım. Su doldurmak için hortum lazım. Dışarıda bulduğumuz yerlerde su muslukların ağızları farklı. Onun için adaptörler lazım. Bazı su bulduğumuz yerler sarnıç. Araç yukarıda su doldurma yeri sarnıç olduğu için tazikli su gelip de basmıyor. Hadi sarnıçtan damacanaya su doldurup oradan pompayla su arabaya doldurmaları falan. Böyle tecrübe kazanmaya başladık. Ama sonuç itibariyle hani korkulacak bir şey yok değil mi? Hani karavancılığı ben yapabilir miyim diye endişe duyan insanlar.
Şimdi şöyle, çok ufak bir alan. Ufacık bir alan içinde yatak odanız var, mutfak var, oturma odanız var. Her şey orada. Ama yazın zaten aracın dışındasınız. Her anınız dışarıda geçiyor. Onun evet. için yatmadan yatmaya içeri giriliyor. Kışın öyle değil. Kışın yağışta, soğukta içeride geçirdiğimiz vakit daha çok. Onun için karavanda takip edilmesi gereken bazı şeyler var. Yani ister direkt karavancı ol, ister çadırdan karavana geçmiş ol. Karavanın devamlı suyuna hakim olacaksın. Ne kadar suyum kaldı? Ya da güneş panelini devamlı güneş tabii, panelinden akü durumunu devamlı kontrol edeceksin. Ona göre ışığını kullanacaksın. Bunlar bir karavancının devamlı kontrolü altında olmalı. Ya da tuvaletim doldu mu? Evet, atık su birikti mi? Tabii, tabii, tabii. Yani bunlar hep düşünmen gereken şeyler. Onun dışında bir zorluğu yok. Tam tersine keyfi çok daha fazla. Evet. Peki gezdiğiniz yerler hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Mesela ilk yurt dışına gittiğinizi söylediniz. Evet. Daha sonra mesela Anadolu'da, Türkiye'de nereleri gezdiniz? Nereleri çok beğendiniz? Biz pandemi dönemine denk geldik. İlk karavancılık deneyimlerimiz ve gezilerimiz hep pandemide oldu. Tabii pandemide de biliyorsunuz şehirler arası ulaşım kısıtlıydı. Ama biz ilk açıldığında İzmir Özdere'ye gittik. Orada yaklaşık bir ay kaldık. Ama pandemi öncesi Datça'ya gittik hemen. Var. Evet, Datça Aktur'a gittik. Orası çok beğendim. Koya konumlandırılmıştı Datça Aktur. Ve arkada karavan kamping yeri vardı. Önde de plajı vardı. Çok güzel bir yerdi. Mesela bütün karavancılara orayı tavsiye ederim. Bir de karavancılar arasında böyle samimi bir ilişki var değil mi? Kesinlikle. Samimi, hani bir dayanışma var. Yani bir karavancı, nereye gitsen ya kampçılar arasında aslında. Yani çadır kampçılarda da vardır o. Kampçı diyelim. Kesinlikle var dayanışma. Birbirine yardım etme. Hatta karavancılar, motosikletçiler birbirini gördü mü yolda muhakkak selam verirler. Yani bir araba arabaya selam vermez ama karavancı gördün mü muhakkak bir kornaya basarsın, bir selektör yaparsın. Motosiklette de bu böyledir. Kampçılıkta da kamp yerlerinde muhakkak yardımlaşma vardır. Ya o bizden biri. Tabii, çok yakın. Sizin benimsemiş olduğunuz hayat tarzını benimsediği için aslında evet, size yakın evet, geliyor evet. değil mi? Şöyle düşünüyorum. Mesela bir otele gittiğimiz zaman herkes birbirine karşı çok soğuk. Hani evet. öyle bir deneyimim de paylaşım yok çünkü. Hiçbir paylaşım yok. Herkes yemeğini yiyor. Gidiyor tabii. yatıyor ya da havuza giriyor ya da denize giriyor. Ama bir kamp alanına ya da bir karavanla çıktığın zaman eminim ki daha farklı çok. Oluyor yani. Ortak paylaştığın o kadar tabii. çok şey var ki. Yani biz çadır hayatında mesela ocaklarımız ufak tüplerle çalışan şeyler. Bitebiliyor. Bitince kimde varsa, yedek olan varsa o ona getiriyor, veriyor. Hı. Ne bileyim aydınlatması, aküsü bitebiliyor. Veya power bank'ı bitebiliyor. Telefonun şarj edecek imkanları yok. Hemen bir paylaşım doğuyor zaten. Ve birinci akşam olmasa ikinci akşam masalar birleşiyor. Akşam yemekleri, sabah kahvaltıları ya, toplu halde yapılmaya başlanıyor. Masaya oturmazsın. Yani muhakkak 5-10 kişi bir arada evet, kamp bir ateşi olur. Yapılır. Kamp ateşinin etrafında 10 kişi birleşir. Şarkılar, sohbetler. Yani o lezzet çok farklı. Yani evet. kampta geçirdiğin bir gece, bilmiyorum otelde herhalde geçireceğin 10 geceye bedel olabilir. Evet, bambaşka. Yani. Sosyalleşmek. Bir de kendin gibi insanlarla hep sosyalleşiyorsun. Evet. Tanışıyorsun. Çünkü hayata aynı şekilde, aynı pencereden bakıyorsun. Evet, o tarzı benimsemiş. Ondan zevk alan insanlar yani sonuçta. Evet. 3 yılda karavan yaşamını deneyimlediniz ve daha zaten bırakmış değilsiniz. Hayır, karavanınız mevcudiyette duruyor. Yine geziyorsunuz ama bir köye bir yapma ihtiyacı ortaya çıktı ya da bir köye taşınma ihtiyacı ortaya çıktı. Evet. Bu nasıl ortaya çıktı? Neden böyle Kaz Dağları'nda, Çanakkale'de bir köyü tercih ettiniz? Nasıl buldunuz burayı? Bu nasıl oldu? İlk önce köyümüz yok. Bizim ikimizin de köyü yok. Buradan çıktık yola. Neden bizim köyümüz yok? Bir köyümüz olsun dedik. Ondan sonra işte internetten yer bulduk. Gönen tarafında bir yer. Baktık bütçemize uygun neden olmasın falan. Gidelim bir bakalım dedik. Gittik baktık. Yeri beğenmedik. Böylelikle bir yer arayışı başlamış oldu. Ha dedik ki
daha güzel bir yer bulabiliriz, yapabiliriz, şu olur bu olur. Biz bu bölgeye gelene kadar aslında her hafta sonu Çanakkale'ye devamlı motosikletle gelip köy köy gezmeye başladık. Yani evet, evet. Biz bayağı bir arsa gördük, bayağı evet. Köy gördük. Ya yani öyle hemen gelip burayı burası önce. Güzelmiş demedik tabii. Bunun için bir mesai harcadık. Ben hatta şöyle diyeyim, çalışırken bir peçeteye resim çizmişim. 2018 yılında. Biz burayı 2020'de aldık. 2018 yılında bir peçeteye resim çizmişim. Üçgen bir ev, tek katlı, yanında bir ağaç. Şu anda bu ev gibi, aynısı. Yani hayalinizi gerçekleştirdiniz. Evet, gerçekten öyle. Yani inanılacak gibi değil ama o çizdiğim resimdeki ev şu an burası. Darısı isteyen herkesin başına diye. Vallahi evet, şunu da belirteyim. Aslında burayı yaparken ben dubleks yapalım diye Dikris'e söylemiştim. O zaman bana bir şey dedi ki, yaşlandığın zaman merdivenleri çıkabilecek misin? Deyince dedim, hiç düşünmediğim bir konu. Merdivenleri çıkmıyor. Ondan sonra tek kata döndük biz. 80 metrekare ev mesela siz hayli hayli yetiyordur değil mi? Karavan yaşamından sonra. Tabii biz 10 metrekare. Çok geniş. 10 metrekareden 80 metrekareye geçtik. 8 kat zaten bu. Evet. Şeyi arttırmışsınız yaşam alanınızı. Ama yani. Köyde yeterli değil. Maalesef köyde 80 evet. Metrekare tamam, kapalı alan güzel ama onun dışında bir bahçesi, bir hayat dediğimiz artı bir alanı daha ihtiyaç var. Köyde en çok mesela şehirden gelenlerin planlamadığı bazı şeyler var. Onları anlatmıştınız. Onları söyleyebilir misiniz tekrar? Şimdi valla öncelikle bahçe duvarı. Değil mi? Yani bahçe duvarı, bir depo. Yani herkes şehirde evi hayal ediyor. Ama şehirden köye geldiğinizde aslında ilk önce planlamak gereken şey ardiye, depo alanı. Çünkü burada şehirde kullanmadığınız bir sürü eşyanız olacak bahçede kullanmak için. El arabası, kürek, testere. Bizim iki tane, üç tane testeremiz var. Akülü testere, benzinli testere. Yani akülü testerenin kesemediği odunları benzinli testerede. O da yetmiyor. Bir tek parçalamak için keser, balta lazım. Keser yani, lazım, budama makası lazım. Bunlar lazım şehir, lazım. Şehirlinin evinde olmaz ama bir köy evinde bunlar şart. Eğer odunla ısınacaksanız. Bunun için de evlerini planlarken muhakkak ciddi bir alanı depolama alanı olarak planlasınlar. Hatta odunluk planlasınlar. Yani ben mesela hiç onları düşünmemişim. Bu arada evin planını, çizimini ben yaptım. Evi çizerken sadece evi 2+1 bir ev olsun, tek katlı olsun, yüksek tavan olsun. İşte buydu. Hiç düşünmedim gerisini. Ama yani bu hayal için, hayalini kurdukları ev için planları olanlara muhakkak tavsiye ediyorum. Depolama alanlarını da o hayallerin içine koysunlar evet. Baştan. Köyde gerçekten çok büyük bir ihtiyaç. Mesela biz de burada Çanakkale'de bir köy evi yaptık, ahşap ev. Şu an evin etrafı malzemelerle dolu. Evet. Yani hiç planda yok gerçekten. Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz. Yani bu videoyu seyredenler olursa bizden sonra ev yapanlar muhakkak önce ardiye deposu, depo alanı yapsınlar evet. Kendilerine. Şimdi Kaz Dağları dedik, Çanakkale dedik. Bu tarafı neden tercih ettiniz? Şimdi aslında bundan önce biz sahil şeritlerine de gezdik. Ben balıkçılığı çok seviyorum. Denizi de çok seviyorum. Keza Dikris de seviyor. Bütçemize uygun yer bulamadık. Evet. Bu bir. İkincisi, yazın çok kalabalık oluyor. Bunun için sahil kesiminden uzakta tercih ettik. Denize mi girmek istiyoruz? Denize yakınlığımız bizim bir saat. Bir saat içinde bir deniz kenarına muhakkak ulaşabiliyoruz. Bir de yine karavan çok etkili oldu. Yani dedik ki biz biraz daha içeriden yerimizi alalım. Nasıl olsa karavanımız var. Ya yani karavanı deniz kenarı bir yere çektiğinde istiyorsan bir ay, iki ay kal. Deniz kenarında evin olur. Evin olur, evet. Evet. Yani tabii. Karavan çok etkili oldu. Büyük avantaj. Büyük avantaj. İlerleyen zamanlarda bir planımız da var, onu da söyleyelim. Yani karavanla ilgili. Yani bu köy evindeki işlerimiz henüz bitmedi. Eğer tamamen bitirebilirsek uzun bir karavanla uzun bir seyahate çıkmak istiyoruz. Yurt dışına. Hatta
kuzey ışıklarını seyretmeye, kutup ışıklarını seyretmeye. Bir buçuk ay gidiş, bir buçuk ay dönüş. Öyle bir karavan seyahati, ülke ülke gezerek. Çok güzel. Daha önce bunu motosikletle yapmıştık. 18 günde 18 şehir, 5 ülke. Ne güzel. Evet, buradan çıktık İstanbul'dan. Yunanistan, İtalya, Fransa, böyle 5 ülkeyi gezdik. Her gece bir şehirde kalarak öyle bir tur yapmıştık. Çok keyifliydi. Şimdi bunun karavan versiyonunu da yapalım istiyoruz. Bakalım nasıl bir şey olacak. Eminim çok güzel olacaktır. Bizim de hayalimiz o yönde. Şöyle şimdi mesela bu kadar çok yeri görüyorsunuz. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Bu tarafları cazip kılan başka şeyler var mı sizin gözünüzde? Yani buranın bir artısı ya da eksisi, bu olsaydı ya da şu yönü güzel ama şu yönü kötü dediğiniz bir şeyler var mı? Buranın doğası çok güzel. Yani Yenice'nin biz doğasını çok beğendik. Sessizliğini çok beğendik. Daha yani evet çok yer gezdik ama bakir olarak yani Yenice, yani İstanbullulara bir sorsak mesela benim arkadaşlarım Yenice'nin yerini bile bilmiyor. Henüz keşfedilmemiş bir yer. Ama doğasının da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Keza insanları da çok güzel. Ya biz burayı böyle bizim kaçış yerimiz. Biraz böyle geride kimsenin bilmediği bir kaçış bölgesi olarak sevdik. Bir kafa dinleme yeri. Kafa dinleme yeri. Yani sabah kalktığında camı açtığında kuş seslerini duymak. Bazen şey yapıyorum. Ya hiç ses yok. Ya sadece kuş sesleri var. Nasıl böyle bir şey mümkün olabilir diye şaşırıyorum. Ya bir araç sesi yok. İnsan sesi yok. Özellikle ben sabahları erken kalkmayı çok seviyorum. Ya şu camı açtığım zaman bu sessizlik benim içime işliyor. O kadar hoşuma gidiyor ki. Bunu sevdim. Yani ben bunu herhalde bir Bodrum'da yaşayamazdım ya da yazın Fethiye'ye tatile gittiğimizde devamlı bir ses, orada da şehirdeki seslerin aynısı mevcut. Ama burada henüz bozulmamış bir şey, doğa var. Bunu sevdim. Gecesi de ayrı bir güzel. Gecesi. Şehir gibi aydınlık olmadığı için gökyüzü. Pırıl pırıl. Nasıl yıldızlar? Yıldızlar, ay. Her şey böyle. Seyre doyamazsınız. Şu bahçede yazın koltuklarımıza uzanıyoruz, gökyüzündeki yıldızları seyrediyoruz ki normalde aslında biz kampçıyız, yıldızlara çok alışkınız, yani kamplarda da yıldızları seyrederiz ama burada o kadar karanlık var ki ışık yok, şehrin ışıkları çok daha yoğun, çok daha şey az olduğu için gökyüzündeki yıldızlar inanılmaz güzel gözüküyor. İşte bunları deneyimlemek çok güzel. Böyle bir köy evini buldunuz ya da yeri buldunuz değil mi ilk önce? Yeri bulduk. İlk önce yeri buldunuz ve buraya köy evi yapmaya karar verdiniz. O süreci biraz anlatabilir misiniz? Zorluklar yaşadınız mı? Yani usta bulmadan tutun da işte malzeme, fiyat pahalılığı ne bileyim onları bir... İkris'in konusu ev yapımı aşamasında aşağı yukarı 6 ay kadar İkris burada kaldı. Pandemi döneminde denk geldi. O zaman uzaktan çalışma onda vardı, bende yoktu. Bu Mustafa nedenle çalışıyordu. Ben Mustafa, her hafta Mustafa İstanbul'daydı. Ben burada tek başıma kaldım. Geldim gittim, motosikletle geldim gittim her hafta sonu. O zorlukları Dikris benden daha iyi biliyor. Evet, evet. O zaman Dikris Hanım da. Evet. Bunları alalım zaten buranın mimarı da Dikris Hanım. Çizimleri bana ait, evet. Evet. İstanbul'dan buraya geceyle beraber karavanla geldim. Burada aşağı yukarı 3-4 ay karavanda kaldım. Çünkü burası tamamen topraktı, tarlaydı. Öncelikle herkes aslında ilk onu soruyor. Yani bu evi nasıl yaptınız? Nereden başladınız? En yakın ilçeye gidip oradaki nalburlardan bilgi alabilirler. Aslında bunu genel bilgi olarak vereyim. Yani ben bir nalbura gittim ve dedim ki bana bir kaba inşaat ustası tavsiye edebilir misiniz? Ben böyle başladım bu olaya. Kendi kafamda çünkü evin çizimlerini yapmıştım, planlamıştım. Onu sadece kaba inşaata dönüştürme aşaması vardı. Önce kaba inşaatını yapacak ustayı bulduk. Sonra malzemeleri aldık. Bir kepçe bulduk. Kepçe geldi, bu yeri kazdı.
Ağaçlar vardı budanacak, onlar budandı. Ve kepçe zaten zemini hazırladıktan sonra kaba inşaat başladı. Ben sonrasında her ustayı ayrı ayrı buldum. Yani bir şirkete verip de bana tek katlı bir ev yap demedik. Yani anahtar teslimi bir şey istemediniz. Hayır. Her, aşama aşama. Her aşamasında siz vardınız. Evet, evet. Önce kaba inşaatı yapıldı. Sonra içeriye tesisatçısı girdi, elektrikçisi girdi. Bunlar tabii tek tek ilçeden bulundu. Bu küçük yerlerde usta bulmak da çok zor. O da ayrı bir problem. Yani usta bulsan bile İstanbul gibi değil. Yani diyorsun ki yarın geliyorsun, değil mi? İşte tamam geliyorum abla. Bekliyorsun. Arayan yok, soran yok, gelmiyorlar. İş çıktı. Ondan sonra o ustayı günlerce bekleyebiliyorsun. Büyük şehirde alternatif çok. Ama burada yok. Bunlarla da mücadele ediyorsun. Ama biz biraz şanslıydık. Ustalarımızdan yana. Ustalar iyi çıktı. Evi çıktık. Sonra kabası bitince zaten artık makyaj. Evin içine başladık. İşte sıvacısı girdi. Boyacısı girdi. Hadi mutfak geldi derken bu ev böyle ortaya çıktı. Ne kadar sürede tamamladınız? 3 ayda kabası bitti. Yani çatısı kapandı. Evet, çatısı kapandı. Sonrasında da zaten en kısa, bu arada evin içi en basiti. Çünkü bir mutfakçıyla anlaşıyorsun, pat geliyor 2 günde mutfağı tabii koyuyor. Parkeciyle anlaşıyorsun, 2 saatte parkeyi döşüyor. Yani o kısımda insanların şeyi gözünde büyümesin. Önemli olan kaba inşaat ve tesisat işi. Peki köye geldiniz. Böyle bir köyde yaşıyorsunuz. Şimdi dışarıdan, şehirden buraya göç ettiniz ve burada tabii kökleriniz yok burada. Yok. Evet. Buraya taşındıktan sonra köylüler sizi nasıl karşıladı? Onlardan neler öğrendiniz? Siz onlara neler öğrettiniz? Biraz köy, o kısmı. Köy, evet. Ama ben önce şeyi hatırlatayım. Böreği istersen fırına ver. Evet. Biz bu arada böreği koyayım. Biz buraya taşınmadan önce karavanla geldiğimiz için buraya baktık, dolanıyoruz, bize gösterdiler. Akşam oldu, tekrar geldik, sabah oldu, tekrar geldik, masamızı koyduk, kahvaltımızı yaptık. Tabii dikkat çektik. Plakada yabancı olunca köylüler başlamış. Ne iş? Muhtar soruyor, bu yabancı plaka bu köyde niye dolaşıyor? Ne arıyor? Nedir falan filan? Derken işte ufak yanaşmalar başladı köylüyle. Köylü bizi çok samimi buldu. Çok iyi karşıladı. Güler yüzle karşıladı. Onlardan biriymişiz gibi çok kısa sürede bir bağ kurduk onlarla. Evet, biz hiç yabancı... Karavanı çekiyorduk en tarafa buraya. Akşam geliyorlardı. Beraber yemek yediğimiz insanlarımız oldu. Beraber kahvaltı yaptığımız köylü arkadaşlarımız oldu. Bizi çok güzel kazandılar. Biz de onları kazandık. Her şey karşılıklı. Bu inşaat döneminde de inanır mısınız? Hava sıcak. İşte karpuz getiriyorlar. Karşı komşumuz sağ olsun. Komşularımız gerçekten çok iyi. Evet. Ya biz kendimizi çok şanslı hissediyoruz. 2 yumurta, hadi kahvaltı yaparsın. Hatta tepsiyle akşamları yemek getirenler oldu. Yani biz burada hiç sıkıntı çekmedik. Bilmiyorum. Bu önemli. Çok önemli. O da sizin verdiğiniz enerji de çabuk. Tabii her şey karşılıklı. Evet, yani. Karşılıklı. Ama bu tabii gerçekten çok önemli. Köylüyle anlaşabilmek. Çok önemli. Yani köylü de haklı. Yani içlerine yabancı biri giriyor. Ya ve burada genelde köyde herkes birbirine akraba. Yani yılları evet, burada beraber geçmiş. Dayısı, amcası üstte, kardeşi yanda. Herkes birbirine akraba ve bu çok kapalı bir yapıya siz dışarıdan, şehirden bambaşka birileri geliyor. Acaba bizi rahatsız edecekler mi korkusu var. Onlara da hak veriyorum. Kim olduğumuzu bilmiyor çünkü. Önemli olan burada şehirden gelen insanların kendilerini köylüye tanıtmaları. Ya tabii uzak durmamaları. Onların merak ettiği şeyleri, merakını gidermek gerekiyor. Tabii. Sen kimsin? Anlatacaksın evet. Kendini. Yani. Ya bak ben bıktım, şehirden bıktım. Geldim sizin kollarınıza baktım. Yani sizin gibi yaşamak istiyoruz. Yani biz evet. Sizden biriyiz. Onu anlatmaları tabii, lazım. Her zaman ne diyorlardı? Ne işiniz var burada? Ne işiniz var? Ne işiniz var? Çünkü şöyle, şimdi bakıyorlar kendi çocukları burada durmuyor. Gençler evet. Durmuyor. Herkes şehire gidiyor.
Bunlar şehirden niye geliyorlar buraya? Ne işiniz var burada? Bizim çocuklar gidiyor diyorlar. Yok, ne işiniz var burada? Buraya geliyor. Evet. Ya diyoruz biz sessizlik, sakinlik istiyoruz. Bıktık gürültüden. Trafikten, her şeyden bıktık. Ama onun için işte böyle gençler için burada imkan yok. Dedim ya, alternatif yok. Şimdi gençler sıkılıyor burada. Ya 7-24 hiç bitmeyen bir hayat var şehirde. Ama burada akşam 10'da aşağı inersen ilçeye açık kafe bulamazsın neredeyse. Yani çok azdır. Sosyal yönden zayıf. Evet. Umarım sizin gibi insanlar da öyle ön ayak olur, örnek olur. Tabii ki. Evet. Köye göçü, tersine göçü tekrar başarabiliriz. Çünkü köyler gerçekten çok önemli. Kırsal yerler önemli. Şehirleri zaten hepimiz biliyoruz. Oradan geldiğimiz için oradaki keşmekeşi, oradaki zorlukları. Peki köyde mesela gününüz nasıl geçiyor? Mesela köyde sıkılıyor musunuz? Bu da çok soru. Sıkılmak istiyorum ben köyde. Yani gerçekten sıkılmak istiyorum. Henüz sıkılmaya fırsat bulamadım çünkü. Yani sabah özellikle yazın çok erken başlıyor hayat. Ben 5-6 gibi kalkıyorum. Hemen bir bahçeye atıyorum kendime. Bahçede domates, biberler, işte onların otları yolunacak. Yani burada ve oraya girdiğinde saatler geçiyor farkına varmadan. Burada devamlı bir iş var. Biz daha evi de tam oturtamadığımız için çevreyi, toprakla ilgileniyorsun, evle ilgileniyorsun. O sırada komşular geliyor, sohbet ediyorsun. Biz henüz sıkılmadık. Sıkılacağımızı da sanmıyoruz. İnsanın hobileri olmalı. El işlerine belki yönelmek lazım. Mustafa burada hobilerine vakit ayıracak iş ileride ev bitince. Mesela biz ahşaptan bir saat yaptık. O tarz şeylere yönelmek istiyoruz. Devamlı bir kesme, biçme, yapıştırma. Mesela masa yaptık. Kendi yatağımızı kendimiz yaptık. Çift kişilik bir yatak yaptık. Bunlar tabii vakit alan şeyler. Ve köyde iş bitmiyor. Yani devamlı bir uğraş var. Sıkılmadık daha. Sıkılır mıyız bilmiyorum. Evet. Sıkılmazsanız diye düşünüyorum. Vallahi yok. Şimdi şöyle. Bizim köyümüzde bakkal yok mesela. Alışveriş için. İlçeye inmemiz lazım. Evet. Haftada bir pazarımız var. Pazara iniyoruz. Alışverişimizi oradan yapıyoruz. Onun harici bahçede yetiştirdiğimiz ürünler zaten her akşam veya sabah kahvaltıda, akşam yemeğimizde bu bizim bahçeden. Konu bu. Yediklerimiz hep bahçeden, hep organik. Çok nadir dışarıdan aldığımız şeyler de oluyor tabii. Böyle olunca tabii köylüden de bakıyoruz, ekmek yapanlar var. Hadi bunu öğrenelim nasıl yapılıyor. Bizim denemelerimiz oluyor. Onun harici işte reçeliydi, salçasıydı, menemenliydi. Bu tür ürünlerin yapımı var. Merak ediyorsun. Biz de yapalım, biz de edelim. İşte ne lazım? Nasıl yapıldığını biliyorsun. Tabii, nasıl evet. Ben inanır mısınız? Karşı komşum bir gün bana böyle lebil gibi şeyler getirdi. Nohut diye verdi. Ama bir dal parçasıyla verdi. Ben nohutun öyle yetiştiğini bilmiyordum. Evet. Şehirde kuru nohut. Yani leblebiden kavrulma gibi bir şey, öyle kafamda şey yapmış. Halbuki taze nohut yedim, çok da hoşuma gitti. Dalında nohutu ilk burada gördük. Hiç görmemişiz yani. Evet. Nohudun nasıl geçtiğini. Dalındayken yenilebiliyor belli bir süre evet, sonra. Evet, yani çiğ olarak yenilebiliyormuş yani. Çok da güzel. Ama biz ilk defa burada mesela öğrendim onu. Evet. Çok değişik geldi bana. İlk domatesimiz 960 gram geldi. Evet. Yani şaşırdım. Tartmıyorum bunu. Bir domates komşu oldu. Getirdi bir kilo olduğunu, bende bir kilo var dedi. Böyle değişik şeyler mesela var. Zevkler, keyifler var. İlk salça yapılıyor burada. Ben dedim ki domatesi alayım, bana da yapın dedim. Yani benim için de salça yapın. Ne kadar yapıyorsanız bir tencerede bana yapın. Sonra ben öğrendim ki ya öyle bir bana da yapın denilecek bir şey değilmiş o. Hani 100 kilo, 150 kilo ile salça yapıyorlar. Bir kazan, koca bir kazan ve ben sanıyorum ki evde ocağa koyuyorsun. Hani salça blenderdan geçiriyorsun, kavanozlara koy. Ha, öyle bir şey değil. 7 saat, 8 saat devamlı karıştırıyorlar. Öyle 1-2 saatlik bir iş değil. Zahmetli hani bir iş. Bana da yap dediğin bütün, ya bir insanın belki birkaç kişinin bütün gününü alan bir olaymış.
Ya sonra ben kendimden utandım. Yani öyle salça bana da yapıver. Ben parası neyse vereyim. Domatesini alayım. Yap denilecek bir şey değil yani. İşte bunları yaşayarak öğreniyorsun. Evet. Yani biz ilk salça yaptığımızda gece 2'de bitti. Ben böyle bir şey hayal bile edemezdim. Salça işte ne olacak ki? Koyuyorsun, kaynatıyorsun. Öyle değil yani. Saatlerce çevir de yanmayacak. Biz yani, salçanın değerini öğreniyoruz. Evet, ondan sonra... Ne kadar kıymetli bir salça. Ben şimdi o kavanozlara gözüm gibi bakıyorum. Saatlerimiz başında geçmiş. Yani burada işte biz de öğreniyoruz. Bir de ama sağlıklı. Hani üretilen, köyde tabii, yapılan her şey tabii, çok sağlıklı. Sağlıklı. Kendi hani şehirde marketten bir şey alıyorsun, koruyucu madde konulmuş onun. İşte onları kıyaslamaya başlıyorsun. Tabii. Buradaki üretimle hazır aldığın gıdayı kıyaslamaya başlıyorsun. Lezzet farkını görüyorsun. Onlardan uzaklaşmaya başlıyorsun. Ha diyorsun, ben dışarıdan onu almam, işte yoğurdu almam, reçel avu almam falan, böyle evet, şeyler başlıyor. Köyde bizim izleyicilerin en çok merak ettiği şeylerin başında da şu geliyor. Ya köye, kırsal bir yere gittiğimizde sağlık hizmetlerini rahatlıkla alabilir miyiz? İşte bakkalı var mı, alışveriş, market gibi evet, soruları, evet, internet altyapısı, bu tarz soruları çok soruyorlar. Siz bunları nasıl çözdünüz? Vallahi evet, ufak yerlerde işler daha çabuk çözülüyor. Biz onu gördük. Nerede gördük? İşte nüfus müdürlüğünde gördük. Sıra yok, hiçbir şey yok. Yani numara alayım mı diyorsun, yok diye gerek yok, boş içerisi diyor, içeride giriyorsun. İşlemini yaptırabiliyorsun. Sağlık ocağı deseniz öyle. Yani, ama aynı şey hastaneler için geçerli. Hastane maalesef. Yani sağlık ocağı evet, zaten tanıyorlar, hemen hizmet ediyorlar. Yani orada sıkıntı yok ama daha ciddi şeylerde var. Yani bir kolun kırıldığı zaman, bir ameliyatlık bir durumun olduğu zaman maalesef seni buradan büyük şehirlere yönlendiriyorlar. Yani bizi ya Çanakkale'ye, merkeze ya da Balıkesir'e yönlendiriyorlar. Tamam. Yani il merkezine yönlendiriyorlar evet, direkt. Evet, evet. Bir de şununla karşılaştık burada mesela. Her hafta doktor geliyor köye. Yani gidemeyen yaşlılar, ilaç yazdıracak olanlar. Bir doktor odası var. Hı. O gün oraya gidiyorlar. İlaçlarını yazdırıyorlar. Ben de tesadüf öğrendim mesela. Uğramıştım, baktım. Aa doktor, herkes bir şey bekliyor. Ne bekliyorsunuz? Doktor gelecek. Aa öyle mi? Ben de dedim bekleyeyim. Benim de onunla bir işim var. Ehliyetim yenilenecekti. Sağlık raporu isteniyor. O zaman kendisiyle konuşmuştum, tanıştım işte. Gelirsiniz dedi sağlık ocağına, işinizi hallederiz diye. Köylerde bir de böyle bir imkanlar var yani. Evet. İnternet altyapısı dediniz, o tabii çok önemli. Bizim köyde yok. Ya altyapı yok. Biz burada mobil internet kullanıyoruz. Evet, biz kendi mobil interneti tercih ettik. Karavanda da kullanabiliyoruz. Yani seyahate çıktığımız zaman yanımızda olsun internetimiz dedik. Gayet sağlıklı kullanıyoruz. Bir sıkıntı çekmiyoruz. Hı-hı. Yani internette. Operatörler üzerinden sağlanıyor değil mi? Mobil internet. Evet evet. Tabii tabii. Evet. Operatörler üzerinden. Küçük bir alet. Devamlı. Burada da çekmeyen köy yok gibi bir yani. Her yerde telefon çekiyor zaten. Telefonlar çekiyor. Yansıtıcılar var, her şey var yani. Yani. Telefonla ilgili bir sıkıntımız yok. O çok zorluyor da yani. Ben de sürekli söylüyorum aslında. Altyapı olması da operatörler üzerinden böyle bir hizmet evet, evet, alabilirsiniz. Yani çok böyle vadi aralarında bir yerde yansıma yapılamayacak yerlerde. Ya şehirden gelen insanlar yani çok da ilçeden uzaklaşmasınlar aslında. Yani bu şimdi çok ücra bir yere gidip tek başına yaşarsan çok büyük sıkıntılar çekebilirsin. Yani suyun, elektriğin, işte en ufak bir ayağın kaydı, düştün, nasıl seni yetiştirecekler? Yani ya da biz bu evi yaparken devamlı bir şey, bir vida, bir çivi, eksik kalıyor, çimento bitiyor. Kireç bitiyor. Yani mesafen kısa olunca avantajları çok fazla oluyor. Biz tabii şehirliler ister istemez bazı konforlara alışıyorsunuz. Yani onları da arıyorsunuz. Karavan hayatına devam edeceksiniz. Tabii gezmeye devam edeceksiniz. Evet. El verdikçe bunu yapmak istiyoruz. Bu güzel bir hobi. Sevdiğimiz bir şey. Evet. Arkadaşlarımız da var. Karavancı arkadaşlarımız. Onlardan da kopmak istemiyoruz. Yapabildiğimiz kadar yapacağız. Evet, evet. Hatta gezdiğimiz yerleri de paylaşmak istiyoruz. Yani hem kampçılara, hem motosikletçilere, çadırcılara, karavancılara hani rehber olacak şekilde. Tabii biz de takip ediyoruz. Sizin onları. Instagram adresiniz vardı. Evet. Onu da evet, söyleyebilirsiniz. Aa, tabii. Bir karavan, bir köy evi adında bir Instagram sayfamız var.
Orada günlük paylaşımlarımızı şimdilik yapıyoruz. Ama ileride de gezdiğimiz yerleri tanıtmak istiyoruz. Belki bir faydamız olur. Bazı yerleri belki sizden öğrenmiş olurlar. Evet. Tabii yer öğrenebilir. Karavan hayatını öğrenir. Bu hayata geçmek isteyenler olabilir. Tabii. Tabii. Faydamız olacağını düşünüyorum. Özellikle pandemiden sonra böyle bir farkındalık arttı. Evet. Hem köy yaşamı hem karavan yaşamı. Bu iki hayatı da aynı anda yaşamak güzel bir şey olması gerekiyor herhalde. Biz o yönden çok şanslıyız. Biz şanslıyız, evet. Yani bu arada bizim çocuklarımız İstanbul'da. İkisi de İstanbul'da ve köy hayatını yaşamak istemiyorlar. Yani onlar genç, biz köyde sıkılırız. İşte dediğimiz mesele o zaten, gençlerin buraya gelmemesi. Biz bir taraftan İstanbul'a bağlıyız. Ama kendi hayatımızı da yaşıyoruz. O anlamda biraz cesurca bir karar aldık. Ve koptuk İstanbul'dan. Bu hayatı deneyimlemek için geldik. Yapabildiğimiz yere kadar devam edeceğiz. Evet. Buna da değinmeniz çok güzel oldu. Aslında çoğu insan da bunu başaramıyor. İşte hani mazeretler. Evet, yani çocuklarımız var. Halbuki çocuklarına bakıyorsun. Kimisinin çocuğu iş hayatına atılmış, kimisi tabii üniversite hayatına evet. atılmış. İnsanın kendisini iyi tanıması lazım. Hayallerinin peşine ne olursa olsun gitmesi lazım. Ya çocuklar şimdi bir yerden sonra artık kendilerini kurtarıyor. Yani artık bağlı değilsin. Evet, tabii ki çocuklarımız keşke yanımızda olsaydı da beraber burada bu hayatı. Ama ben onları anlıyorum. Yani onlar genç, henüz çalışacaklar, idealist. Onlar. Biz artık bir yere kadar kendi amaçlarımıza ulaştık. Şimdi artık gezelim, tozalım. Bu hayatı deneyimleyelim diyoruz. Onlara da hak veriyorum. Ama ne olursa olsun insanlar bahane üretmesinler. Ellerinde imkanları varsa, bu hayata geçmek istiyorlarsa kamp olsun, kampçılık olsun, karavancılık olsun, köy hayatı olsun. Ya muhakkak hayatlarında bir dönem buna yer versinler. Bu güzel bir tecrübe bence. Benim sormadığım, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Tabii. Sen bu zamana kadar hiç dalından bir şey yedin mi? Yok, burada işte. Burada onu tattık mesela. Dut olsun, incir evet. olsun, erik olsun, ayva olsun, dalından mis gibi kokusuyla. Bambaşka bir İlk geldiğimiz sene incirleri böyle dalında gördüm. Kucağıma insanın gözü doymuyor önce. Yani biz hani manavdan alıyoruz ya marketten. Şeyle kiloyla ya da işte yarım kilo o incir, yarım kilo bilmem ne. Biz orada şimdi ağaç komple dolu ya, insanın gözü doymuyor. Önce bir şehirler buraya akın ettiği zaman önce gözlerini doyurmaları lazım. Ya yani ben öyle bir doldurmuşum ki kucağımı incirleri. Geldim buzdolabına koydum. Biz onları yiyemedik. Evet, bir kısmı çürüdü. Maalesef. Sonra zaman içinde anlıyorsun ki o orada ağaçta duruyor. Sen git yiyebileceğin kadarını kopar. Her gün taze taze ye. Ama o ilk geldiğimiz sene vişneler aynı şekilde. Evet. Onun tadı çok başka. Gerçekten. Ağaca bir çıkma. Yani bunu yaşamak lazım. Hadi diyorum yeter, doldu elimizdeki. Yok, şunu biraz da alayım, şunu daha. Da alayım, bunu da alayım. İlla acı. İncir reçeli yaparsınız bir dahaki sefere. Evet, incir reçeli reçel, çok evet, severim. Vişne reçeli. Ve güzel incirin mi? Çiğ halinden. Yani pekmez daha çekirdeklenmemiş burada. Halinden yapıyorum ben. Bilir misiniz onu? Evet evet, çok güzel. Yeşil, ham incir. Yeşil olur, ham incir. Evet. En güzeli öyle. Vallahi yapmadığımız, İstanbul'da yapmadığımız şeyleri yaptık. O pekmez mesela unutulmaz, çok güzeldi. Evet. Ya bir de son olarak ben şunu söyleyeyim. Hayat aslında kısa diyoruz ama bir o kadar da uzun da. Yani 80 yıllık bir hayat, ömür hep aynı şekilde de geçmez. Arada değişiklikler yapmak, cesur davranmak önemli. Ya koskocaman bir hayat var önümüzde. Evet. Çünkü adım attıkça yeni bir şey öğreniyorsun. Yeni bir kapı açılıyor. Yeni insanlarla tanışıyorsun. Bu çok güzel bir şey. Evet. Farklı dünyalar keşfediliyor. Evet. Gerçekten güzel. Çok teşekkür ederiz. Sohbetiniz çok zevkliydi, çok güzeldi. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çok sağ olun her şey için. Biz teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. İyi Gene ki sizi tanıdık. Gene görüşmek moduyla. Çok sağ olun. Ama şimdi bir ev daha yapmak çok isterdim. Artık tecrübeliyim ya. Bir ev daha yapmak çok isterdim. Değil mi? O deneyimden sonra insan evet. bütün eksiklerini görüyor. Şu anda mesela çok daha farklı şeyleri ön plana çıkarırdım. Yani. Mesela güneşi daha çok hesaplardım. Elim
konumunu belirlerken. Yani güneşin doğuşu, batışı, şu ön taraf ne kadar mesela güneş alıyor ve yazın oturamıyoruz. Mesela ben şimdi buraya bir ev daha yapacak olsam şöyle ney bir ev yapardım? Şuradaki çıkıntıdan, gölgesinden faydalanırdım. Muhakkak bir depo alanı arkaya, eve yapışık, yani evin içinden geçilip bir depo, evet mesela şeyimi, salçalarımı, bütün her şeyimi kiler gibi öyle bir şey planlayabilirim. Tabii bu kuruluk yani. Şart ya. Evet. Mesela tek katlı diye durmuştum. Evin altına bir şey yapabilirdim. Mesela buradan kapattık, için alta gireceksin. Hani var ya Amerikan evlerinde hep alt kat. Öyle bir şey yapıp, yani arsa kendimizin yapabilirdik yani.